Biz bu programda konuklarımla birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'a gelmesinden sonra kendisine önerilen sorunlar, çözüm önerileri ve kendisinin Diyarbakır ve bölge için verdiği vaatler, ardından nelerin değiştiği ve nelerin değişmesinin beklendiğini tartışacağız. Konuklarım hemen tanıtayım size. Sol tarafımda, sol başta Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Fıkrettin Arzu, Mahmut Şimşek hemen sağımda iş adamı ve Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sayın Rıfat Yücel bulunuyor. Hoş geldiniz programına. Ben hemen Sayın Arzu ile başlamak istiyorum. Sayın Arzu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay içerisinde TOP Başkanı Rıfat Hizacıklıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir heyetle Diyarbakır'a geldi. Ancak onun öncesinde Ticaret ve Sanayi Başkanlığı başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ve dernekler Başbakan'ı sunmak üzere ilimiz ve bölgemizin sıkıntılarını içeren raporlar hazırladılar. Bu raporlar ve önerilerde ağırlıklı olarak nelere değinildi? Şimdi bu gelişmenin başlangıcı aslında biz Ocak ayı içerisinde Ankara'da Türkiye'nin bir ekonomik zirvesi yapıldı. Bu ekonomi zirvede Türkiye'deki tüm sektörler sorunlarını anlattılar. Oradan sonra da ticaret ve sanayi odaları da Türkiye'deki ticaret ve sanayi odalarını temsilen de 4 kişi Türkiye'deki genel ekonomik sorunları anlattılar. O 4 kişiden biri de bendim. O toplantıda ben de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin geri kalmışlığını, bunların nedenlerinden ziyade çözüm önerileri üzerinde konuştum. Çünkü süre çok kısaydı ve o toplantıda ben şunu söyledim. O gün Başbakan Sayın Abdullah Gül'dü. Sayın Başbakanım dedim, bizim dertlerimiz çok. Bu dertlerimizi böyle kısa sürede size anlatamayız. O yüzden sizi bölgemize bekliyoruz. Gelin bölgede daha geniş zamanda sorunlarımızı daha detaylı size anlatalım. İş yerlerimizi, organize sanayi bölgelerimizi gezin ki sorunlarımızı daha iyi anlayasınız. O zaman Başbakan bize o sözü verdi. Tabii arkasından Şubat 22 Şubat'ta aslında bu toplantı yapılacaktı. Türkiye'de tezkere krizi yaşandı. Irak'a müdahale, Başbakan'ın değişmesi. Sonuçta bildiğiniz gibi işte en son 18 Temmuz'da biz bu toplantıyı yapabildik.